Şimdi camdan aracı çamura saplayacak. Otomatik testler. Bu gibi alanlardan kurtarabiliriz. Şu aracımızı ort trak olarak otomatik bir testi cam devrelerimize. Bırakın bu standartı. Gördüğünüzde şu an araç tamamen cama bakmış durumda. Camdan tekli atan aracı bırakın odan durak. İçerideki göstergeyi koyduğumuzdan. Araç otomatik testi. Birinci viteste gaz verildiği zaman en uygun devre aralığında aracımız yeni bir salınma ekibine otomatik olarak kendisi yaparak bu farklılıkla başarılı bir şekilde çıkışı tamamlayacak. Birinci deneme, ikinci veya üçüncü denemede araç otomatik olarak trafik nokta bu gibi bir alandan çıkışı tamamlayabiliyor. Çantak Bey buyurun. Gördüğünüz üzere şu anda gaz veriliyor. Otomatik olarak sistem kendisi gazı kesiyor. Daha sonra uygun olanı bulduğu zaman uygun devre alanı aracı tabii mod sayesinde buradan çıkarabiliyor. Şu an kaç ton yük var? Aşağı yukarı yere basarımız 38 civarında. 38 ton. Evet. Hiçbir burulma, esneme olmadan? Yok. Geçti. Şimdi göreceksiniz. Aslında sektördeki en büyük sıkıntı motor freninin ve düşük güçlü motorların. Ama şu anda gayet güzel oldu. Şahsan Bey, yol sizindir. Buyurun. Interdar'ın 5 kademe oluşu işi bitirdi. Şu anda birçok firma daha buna geçmedi. Yani hala egzoz freniyle idare ediliyor ki ne kadar zor şartlarda çalışıyor siz de göreceksiniz. Evet. Şimdi yukarıdan aşağı inerken. Egzoz freni, iki kademeli veya tek kademeli egzoz frenlerinde çok balata biter. Çünkü 50-60 tonla siz rampadan aşağı iniyorsunuz ve zor şartlarda çalışıyorsunuz. Böyle bir durumda en çok şikayet hem düşük güçlü motorlarda hem de motor freninin zayıflığından şikayet eden nakliye sektörü. Dolayısıyla iş çözülmüş oldu. Artık 15 binde, 20 binde balata bitme derdi. Kalmadan. Top inşaat grubunda %55 kadar bir tork artışı var bildiğim kadarıyla. Bayağı ciddi evet, bir tork artışı var. Evet. O da çok iyi oldu. Çünkü hani rampa yukarı çıkarken göreceksiniz zaten bu yükle bile 4. viteste başlayıp 5 hala rahat rahat hatta 6'yı da deneriz sizinle birlikte. Hı-hı. Bakalım çıkacak. Hem şu düzdeki tatlı rampada bir şey deneyelim. İlk motor frenini interdarı bakın. Neredeyse arabayı bakın. Evet, kontrol şekilde. Evet. İlk frene basmadım hala. Gerçekten sınırları zorlamadan kullanılmış olsa hatta şu motor freni size şey yapalım. Orada göre daha etkili yapalım. Hiçbir şeye basmıyorum. Hatta çekelim bakalım gerçekten aynı hızda indirebilecek mi? Ki çok dik bir rampa. Hala aynı hızda inerdi. Normalde kovup giderdi buradan aşağıya. Evet. Şu anda araç rampa inişini yapmaya başlıyor. Hadi in bakalım. Hiçbir şekilde servis freni kullanmayacak.
ve tamamen 340 kW'lık motor senin gücüyle tam yüklü bir şekilde araç rampa inişini gerçekleştiriyor. Ve gördüğünüz üzere servis veren dahi gerek kalmadan gayet smooth bir şekilde araç rampa inişini tamamlıyor. Ve dağ geçişini tamamlayacak. Burada araç çukurlara teker teker gelecek. Asların ve süspansiyon sistemlerinin devre atılarına gayet güzel bir şekilde yöneteceksiniz. Gördüğünüz üzere teker teker aslar ve tekerlekler çukura giriyor. Süspansiyon sistemi en alt noktadan en üst noktaya kadar zorlanarak tüm limitlerinde kullanılarak araç tamamlıyorum.